İyi akşamlar arkadaşlar. İstanbul İki Tel'den hepinizi saygıyla selamlıyoruz. Muhammed, bugünkü dersimiz birçok ders gibi aykırı güzel bir ders olacak. Günlük bir mevzudan giriş yapacağız ama hem evrensel bir mevzu hem de tarihi bir süreçlere değineceğiz. Öncelikle bugünkü ders biraz Sokrat yöntemi şeklinde olacak. Soru cevaplı düşünüyorum Muhammed. Konu hakkında yine sana bilgi vermedim. Muhammed biliyorsun 32-33 bugün ayın kaçı? 12 Nisan Çarşamba günündeyiz. 32-33 gün sonra Türkiye'de bir seçim var. Doğru mu? Evet. Doğru. Hem milletvekili seçimleri hem de cumhurbaşkanlığı seçimi beraber yapılacak. Cumhurbaşkanlığına kaç adayımız var Muhammed? 4. Evet, bunların isimlerini biliyorsun sanırım. Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce, öbürü neydi? Mevcut cumhurbaşkanı Erdoğan, öteki de Sinan. Sinan Ergin. Sinan Oga. Oga. Peki. Sence bunu bugün biraz matematiksel olarak analiz yapacağız ama bilindik matematik değil. Bu bir sözelcilerin matematiği. Rakamsız bir matematik yapacağız. Hocam rakamsız nasıl olur? Evet, öncelikle sen bu cumhurbaşkanlığı seçiminde şöyle at yarışlarında vardır Muhammed. İkili bahis oynanır. İlk ikiyi bileceksin. Bu bir sıralı ikili vardır, bir de sırasız ikili. Bunların ganyanları farklıdır. Mesela at yarışında diyorsun ki, atıyorum Yavuzan birinci, Bozdağ ikinci. Bu nedir? Sıralı oyundur. Bir de sırasız bir kombinasyon. İster Bozdağ birinci olsun, ister Yavuzan birinci olsun, bir ve ikiyi bilmiş olman yeterli olur. Mesela birinci Yavuzan, ikinci Bozdağ veya birinci Bozdağ, ikinci Yavuzansa nedir? Tutturmuş oluyorsun. Sana bir sırasız ikili önersem, cumhurbaşkanı seçimine kazanacak iki aday desem, bu iki aday senin için hangileridir? En başı çekeceklerimi diyorsun. Evet. Vallahi çok tartışmalı. Birinci kim olur, ikinci kim olur? Ya Kılıçdaroğlu olur ya da Muharrem olur. Erdoğan'a şans vermiyorsun. O ikinci. Peki o zaman şöyle sorayım sana. Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı seçimi ihtimali sence kaç? Yüzde olarak. Yani yüzde olarak birinci turda seçim ihtimali mi soruyorsun? Ben genel soruyorum. Yani %30 oy alır diye. Tamam, kabul ediyorum. Önce birinci tur. Birinci tur Kemal Kılıçdaroğlu'na ganyan gibi düşünelim veya iddia gibi. Yüzde kaç veriyorsun? %30 vereyim. Peki Kemal Kılıçdaroğlu'na %30 verdi. Recep Tayyip Erdoğan'a? Ona da bir %30 vereyim. Peki. Demek ki Kemal Kılıçdaroğlu ve Sayın Cumhurbaşkanı at başı gidiyor. Yani ikisi eşit. Peki Muharrem İnce'nin yüzde? 22 diyeyim sana. Peki efendim. Ne yaptık? 30, 60, 82. Sinan Ogan? 8. Pardon. Kalanı ben mi Cumhurbaşkanı seçeceğim? Hayır. Tabii ki %8'i de oraya yazdım. Peki şimdi kalan bu rakamlar yuvarlanır. Dersin ki işte artı eksi 10 olur orada. Tamam. Şöyle yani yapalım. Yani sen de aslında şunu söylüyorsun. Kılıçdaroğlu ve Erdoğan'dan birinin Türkiye Cumhuriyeti'nin 13. Cumhurbaşkanı olma ihtimali nedir diye sorsam, İnsanlar der ki %90, 80, 90 budur der. Doğru mu? İkisinden biri der. Fakat matematikte denklem sistemine yeni bir veri girecek. Yepyeni bir veri girecek. Bu şimdi şöyle yazdım ben. Nasıl görüntüsü? Ay %100'e varmıyor. Okay. Tamam. %100'e varması gerekmiyor zaten. Bunlar şeydir. 30 dediğin 35 olur. Bilmem ne olur. Şöyle, bu denklem sistem bu mu? Evet. Peki, yeni bir sistem işin içine girecek ve Sinan Ogan'a sen ne verdin? 8.
öyle denklem sistemine öyle bir şey sokacağım ki Sinan Ogan en az %50 şans sahibi olacak. Arkadaşlar, Şener. Yok. Arkadaşlar, herkes bir plan yapıyor. Herkesin kafasında bir plan var. Doğru mu Muhammed? Evet. Ama büyük senaristin de kafasında bir plan var. Allah'ın da bir planı var. İnsanlar şunu göz ardı ediyorlar Muhammed. Mesela ben mesela Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı çatışmasında Muharrem İnce'nin aday olmasına, Sinan Ogan'ın aday olmasına Millet İttifakı olarak pek sıcak bakılmıyor. Ya diyorlar Kemal Kılıçdaroğlu'nun oylarını bölecek. Ama unuttukları insanların bir şey var. Ölüm kavramı. Peki, 30 gün içerisinde Erdoğan'ın ölmeyeceğine yönelik bir ayet mi aldılar gökten? Kemal Kılıçdaroğlu'nun ölmeyeceğine. Ki bunlar 70'lerindeki adamlar. Ayet mi aldılar? Şimdi düşünün, Kemal Kılıçdaroğlu kalp krizi geçirdi. Allah hepsine uzun ömür versin, güzel ömür versin. Veya bir suikast oldu. Recep Tayyip Erdoğan tekrar otomatik cumhurbaşkanı. Şöyle benim yasalarda bildiğim kadarıyla cumhurbaşkanı adaylarından birisi ölürse ittifaka yeniden bir aday gösterme olanağı mı veriliyor? Zannetmiyorum. Benim bildiğim kadarıyla yok. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu veya Recep Tayyip Erdoğan'dan birisi vefat ederse. Şimdi kombinasyon gibi. Kim kaldı abicim? Muharrem İnce kaldı, Sinan Ogan kaldı ve bu ikilinden biri kaldı. Şimdi Recep Tayyip Erdoğan vefat ederse Sinan Ogan Cumhurbaşkanı olma ihtimali... Bak en geriden sen %8 verdin ki benim şu andaki olasılığa %1. Sinan Ogan en geriden en öne geçecek. Ben Muharrem İnce'nin en öne geçeceğini. Şöyle düşün. Muharrem İnce şöyle. Sinan Ogan bir kere Erdoğan'ın tabanı AK Parti ve MHP Sinan Ogan'a sıcak bakar. Yani Türkiye'de şu ana kadar sol görüşten bir cumhurbaşkanı doğal yolla, seçim yoluyla seçilmedi. Kemal Kılıçdaroğlu seçilirse bu ilk olacak diyorum. Recep Tayyip Erdoğan vefat ederse AKP'liler Kılıçdaroğlu'na mı vereceğiz, İnce'ye mi vereceğiz, Sinan Ogan'a mı vereceğiz? Sinan Ogan bir anda denklemde öne doğru çıkıyor. Ben bu şartlar altında Sinan Ogan'ın seçilme ihtimalini %60 görüyorum. Böyle bir durumda Kemal Kılıçdaroğlu'nun Muhammed seçilme ihtimalini Recep Tayyip Erdoğan vefat ederse %40 düşünüyorum. Muharrem İnce'nin seçilme ihtimalini %25 düşünüyorum. Peki Kemal Kılıçdaroğlu vefat ederse? Kemal Kılıçdaroğlu vefat ederse CHP'liler bu şartlarda bu kalp kırıklığıyla ben İnce'ye değil yine Sinan Ogan'a yöneleceğini düşünüyorum. Şimdi Muharrem İnce her ne kadar CHP'den çıkmalı olsa bu tür durumlarda o bir kendi partisine göre hain, bölücü ve Erdoğan'ın helikopterlerle götürdüğü bir adam. Ama bir miktarda oy kayması yaşanır. 2-3 ben öyle düşünüyorum. Şimdi dakika bilgisi alacağım senden. 9. Şimdi şöyle bir durum var. Bu güncel siyaset. İnsanlar hep Turgut Özal görevdeyken vefat etti Muhammed. 35 gün Türk siyasetinde Deniz Baykal bir gecede kasetle gitti. Kimin nerede ne açığı var, kimin nerede ne kaseti var, kimin kendisinin olmayabilir. Türk siyasetinde şantaj çok önemlidir. Kimin karısıyla adam düzgündür. Karısıyla, çocuğuyla, kızıyla şantaja maruz kalır. Ailesiyle maruz kalır. Aynen. Adam der ki ya benim ailemden böyle bir şey olacağına ben bundan vazgeçiyorum der. Ki Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na Melik Gökçek bir kez daha aday olduğu zaman rakibi vardı MHP kökenli. Şu ana kadar
şey yapılmadı ama çok güçlü. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı seçilecek diyorlardı. Melik Gökçe'nin önüne geçecek diyorlardı. Bir anda bir kaset söylentisi. Yetti de attı bile. Adam esamesi kalmadı. Siyasi tarihten silindi. Hiç meydanda yok. İsmi Turgut'tu, soyadına gerek yok. Şimdi Muhammed, insanlar bunu görmüyor, göremiyor. Şimdi Hazreti Muhammed dönemine gidelim. Şimdi sana soru. Daha önceki peygamberler döneminde Hazreti İsa da olsun, Hazreti Musa da olsun bunların kitapları yazılmamış. Tevrat kayıp, İnciller kayıp, spekülatif. Halbuki Müslümanlar şöyle uyanmaları lazımdı. Ya Resulallah, bizden önceki kavimlere peygamber gelmiş ama kitap noktasında hala tartışmalılar. O İncil geçerli, bu İncil geçersiz, şuradakiler doğru, bu daha az yanlış. Tevrat muharif falan böyle konuşuyorlar. Sahabeden birileri çıkıp da ya Resulallah şu ayetleri yazalım mı? Birileri çıkıp da ya Resulallah senden sonra yerine kim gelsin, kimi daha layık görüyorsun, bize bir bilgi. Bununla ilgili herhangi bir soruları yok. Sence Hazreti Muhammed ayetleri kitap haline neden getirtmedi? Bence... Ve hilafet konusunda efendime söyleyeyim, niye yerine birini açık aleni gerekirse yazılı olarak konsensüsle biat şeklinde önermemiştir sence? Bence buna gerek duymadı. Hayır, akıllarına gelmedi. Ölümü bu kadar çabuk geleceğini beklemediler. Hazreti Muhammed'in vefatı büyük bir sürprizdi. Yani normal bir insan üşütür, hasta yatar. Ertesi güne çıkmayabiliyor. Halbuki Hazreti Muhammed defaten zehirlenmiş, defaten hasta olmuştu. Onlar şöyle düşünüyorlardı. Onlar bilselerdi ki ayetler bitmiş, tamamlanmış. Son ayet indiği zaman bu size indirilen son ayettir, bundan sonra ayet inmeyecek diye bir ibare de gelmedi. Allah ahkamına, sünnetullahına bağlı kaldı. Sıfatı ne olursa olsun, hangi enbiya, hangi evliya olursa olsun, kimse Allah'ın mülkünde ona şerik değildir. Dolayısıyla ölümü hiçbir sahabe, Hazreti Muhammed dahi bu kadar erken, çünkü zaten şunu biliyoruz, çok hızlı bir şekilde ateşli bir hastalığa, ateşli bir hummaya yakalandı Muhammed. Ve Hazreti Muhammed'den bir en yüksek rivayet 70-76 gün sonra kızı Fatma vefat etti. Salgın hastalık. Heh. Nasıl ki pandemi yaşadık, Covid pandemisi. Hazreti Muhammed, çünkü Fatma buna bakıyordu. Hatta o ölüm zamanlarında başı dizindeydi. Muhtemelen Hazreti Muhammed bu hastalığı Hazreti Fatma aldı. Çünkü genç bir kadın, sapasağlam bir kadın, hiçbir şey yokken o da vefat etti. Hatta Hazreti Muhammed vefat etti deyince birçok sahabe şoka girdi. Olur mu böyle bir şey ya? Hani sürpriz oldu, büyük sürpriz oldu. Onlar diyorlardı ki yani Allah bu konuda bize uyarır, Habibine bilgi verir. Hayır, kimse Allah'ın ahkamına ortak değildir. Hani İmam Rabbani'ye zaman zaman atıf yapıyor. Çoğu işi ifadesini beğenmesek de Hazreti Muhammed'le ilgili birileri onda görüşünü sorduğunda mektubunda ne kadar büyük bir peygamber, şudur budur, met ediyor. Ne diyor cümlenin sonunda? Yaratıcının yanında. Allah nere? Yani alemlerin Rabbi nere? Toprak nere? Topraktır. Hepimiz mahlukuz. Onun yanında, onun malında, mülkünde bir sözümüz yoktur. Dediğimiz gibi ölümün hangimize ne zaman geleceğini Allah bilir. Sen kaç yaşına geldin bak? 16 yaşına girdin, doğru mu? Ben bebekliğinden bu yana her gün seni öperken
bu benim son öpüşüm düşüncesiyle öpüyordum. Dolayısıyla arkadaşlar, herkesin bir planı vardır. Herkes işte Millet İttifakı falanca parti şudur budur. Ama Allah da bizim hakkımızda bir plan, bir senaryo yazmıştır. Dolayısıyla herkes her şeye hazırlıklı olsun. Allah sünnetullahını bozmadı. Hiçbir peygambere kitabı yeknesak olarak yazdırtmadı. Bu konuda da Hazreti Muhammed'in de birikimi yeterli değildi. Yani tedrisat görmemişti. Keşke tedrisat görselerdi. Yani ama bazı ayetler inmeye başladığında Hazreti Muhammed dilini oynattı. Kur'an-ı Kerim'de bu kendisi uyarılıyor oldukça şiddet bir şekilde. Hani ayetleri ezberinde tutmak için gelen ayetleri diliyle tekrar etmeye, öğrenmeye çalışıyordu. Allah dedi ki dilini oynatma. Biz sana bunu öğreteceğiz. Merak etme. Dolayısıyla böyle bir uyarıdan sonra Hazreti Muhammed'in ve diğer sahabelerin o hayattayken Kur'an'ı ayetleri yazılmasını cesaret edemediklerini düşünüyorum. Hani bir hutbe veriyor Allah Resulü. O öldükten sonra anlıyorlar ki bu veda hutbesiymiş, son hutbesiymiş. Dolayısıyla uzun lafın kısası, Mustafa Kemal'in vefatı da böyle çok hızlı cereyan etti. Çok hızlı. Herkes grip olur. 1000 kişi grip olur Muhammed. Bir kişi o gripten kurtulamayabilir. Dolayısıyla dünya hayatı kime sürpriz yapar belli olmaz. Son bir hikaye de şuradan olsun. Yine tarihi bir süreç. Şeyi biliyorsun Muhammed, daha önce bir iki video yapmıştık. Hazreti Hüseyin'le Hazreti Muaviye'nin oğlu Yezid'in mücadelesi. İkisi de halifelik için, devlet başkanlığı için kılıç çekiyorlar. Hazreti Muhammed de Hazreti Hüseyin de memleketini terk ediyor. Biat etmiyor. Yezid diyor ki biat et. O biat etmediği zaman ne manaya geliyor? İsyan edecek. Kufe'ye doğru gidiyor. Irak tarafına doğru gidiyor. Oradaki çıkacak, ayaklanacak, onu destekleyecek. Yani isyan edeceği zaten belli. Ama ne oluyor biliyor musun Muhammed? Bu dünya malı, bu taht ne ona kalıyor, ne ona kalıyor. Hazreti Hüseyin öldürtülüyor. Kafası koparılıyor. İşte sergilenme, göstermek üzere Şam tarafına Muaviye Yezid'in olduğu bölgeye gönderiliyor. Çok kısa bir süre sonra ne oluyor biliyor musun Muhammed? Yezid de ölüyor. Eceliyle ölüyor. Ama ne oluyor? Yerine varis bırakamıyor. Yerine varis bırakılmadığı için taht boş kalıyor. Bunun üzerine Abdullah bin Zübeyir, Hazreti Muhammed'in üvey oğlu, evlatlığının oğlu, hiç taş atmadan tahta oturuyor. Hatta şöyle siyerciler şöyle söyler. Hazreti Hüseyin Yezid'e karşı biat etmeyip kendi taraftarlarının yanına doğru intikal etmek üzere hareket ettiğinde ve bu hareketin neticesinde adamlarıyla beraber öldürülünce bazı insanlar Zübeyir'e geliyorlar. Abdullah bin Zübeyir'e diyor hadi isteğin iyi oldu. Hüseyin'i öldürttürdün, Hüseyin'e sebep oldun, Hüseyin'e gaz verdin. Hüseyin aradan çıktı diyorlar. Ve Abdullah bin Zübeyir hiç taş atmadan tahta oturuyor. Tabii o da oturduktan sonra kendi öz kardeşini zindandan döve döve öldürttürüyor. Böyle şeyler de var. Dolayısıyla dünya malı kimseye kalmaz. Bu dünyadan herkes çıplak geldi, çırılçıplak gidecek. Efendime söyleyeyim, bunu da bilerek siyaset yapmak lazım. Bunu da bilerek yaşamak lazım. Bugünkü dersimizde böyle bir Ramazan sohbeti tadında olsun. Var mı sorun Muhammed? Şu an yok. Teşekkür ediyorum.